beni. Oğlum bu taraftan. Yaktın beni, yaktın. Değerli protokol üyelerimiz, sayın misafirlerimiz. Getirdiler bana. O ilaç öyle bir faydalı geldi ki bana, evde yatarken tutamadım kendimi, çıktım sokaklara. Ama bugün bir baktım 22.si düzenleniyor. Birincisini de beraber düzenlemiştik burada. Bizde Alanya'da bir gelenek vardı. 22 yaşındaki delikanlı evlenme çağındadır. Askerliğini bitirmişti. Askerliğini bitirmeyene kolay kolay kız vermezlerdi. Ve evet, teşekkür ediyorum. Ve 22 yaşını doldurdu, askerliğini bitirdi. Bugün bizim düğünümüz var, düğünümüz. 22.sini yapıyoruz. Onun için doping oldu sizlerin şu manzarayı oluşturmanız. Hele hele biraz önce başlangıçta geçen rengarenk bayrakların arasında kendimi tutamadım. Evet, en kötü gününüz böyle olsun sevgili hemşerilerim. En kötü gününüz böyle olsun sevgili hemşerilerim. İnşallah daha nice nice 22 yıllarda beraber oluruz diyorum. Sağ olun, var olun. Bir zamanlar buradan ben hitap ederdim. Gelen misafirleri ben davet ederdim buraya. Ama yaş öyle ilerledi ki şimdi sorsam daha dünkü çocuksun derler. Ama bilmiyorum, 85'ini tamamlayan var mı içinizde? Bak dostlar, hepsi de bana güler yüzle bakıyorlar. Onun için doping oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim burada Sayın Başkanım. Sayın Başkanım.
başkanım. Akdeniz'in incisi Alanya'mızda bu yıl 22.sini düzenlediğimiz Alanya Uluslararası Kültür ve Sanat Turizm Festivalimizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Tüm zorluklara rağmen gelişerek, güzelleşerek büyüyen ve markalaşan festivalimizde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşamak ve bu heyecanı sizlerle paylaşmak için kendi adıma buradayım. Kıymetli Alanyalılar, bildiğiniz üzere kentimiz ev sahipliğini yaptığı yaklaşık 400 bin insanımızla her yıl ağırladığı yerli yabancı milyonlarca turistiyle 130 civarında ülkeden yaklaşık 50 bin yabancı misafiriyle ki burada yaşayan misafirlerimiz doğal güzellikleriyle sahip olduğu üç büyük imparatorluğun kültürel mirasıyla yakın tarihin mimari şaheserleri Kızılkule, Tersane, Tophane, Kalesi ile çok kültürlü bir yaşam oluşturuyor. Bizim amacımız burada yaşayan insanlar için, hepimiz için, Alanya'mız için yaşamın kalitesini yükseltmek. Ancak o zaman ülkemizde ya da diğer ülkelerde yaşayan insanlar için Alanya'mız tercih edilen marka bir şehir haline gelecektir. Değerli Alanyalılar, devletimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ne güzel söylemiş. Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Kültür sanat organizasyonlarını bu sebeple çok önemsiyorum, çok önemsiyoruz. İlk organizasyona bundan 24 yıl önce ilk organizasyona destek vermiş birisi olarak gurur duyduğumuz festivalimizin 22. sayısını, değerini bugün burada başlatıyoruz. Festivalimizi uluslararası bir niteliğe dönüştürmek hayalimizi de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda yurt dışından daha geniş katılımların ve içeriğin olacağı festivallerimizi de hayata geçirmeye devam edeceğiz. Diğer taraftan bu yıl festivalimize çok anlamlı bir kategori ekledik. Alanya'mıza fark yaratacak şekilde değer katan hemşerilerimize yaşam boyu başarı ödülü verilmesini kararlaştırdık. Bu konuda oluşturduğumuz heyetimiz uzun bir çalışma yapmaya birincisinde gerek duymadı. Bu ödülü sizlerin huzurunda hocalarımızın hocası, fotoğrafçı, sanatçı, eğitimci, araştırmacı yazar Haşim Yetkin hocamıza vermeyi değer buldular, değer bulduk. Bunun için de çok mutluyum, çok gururluyum. Hepinize festivalimiz boyunca güzel gezmeler, eğlenceli vakitler geçirmek dileğiyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sabaha geldiniz. Yılın 12 ayı yerli ve yabancı misafirlerini ağırlama kapasitesine ve imkanına ve olanaklarına sahip. Bu özellikleriyle sadece bölgemizin değil, ülkemizin ve bütün Akdeniz Havzası'nın en önemli turizm destinasyonlarından biri. Alanya pandemi döneminden bu zamana, tabii daha öncesi de var ama özellikle pandemi döneminden bu zamana çevresine ve ülkemize gerçekten turizm kapasitesiyle, sosyal, kültürel, sportif faaliyetleriyle çok iyi bir anlamda örnek oluyor. İşte bugün içerisinde bulunduğumuz ve bugün 22.sini başlattığımız bu sene festivalde bu bütün özellikleri bir arada taşıyan özellikle sanatsal ve kültürel anlamda
Alanya'nın değerlerini öne çıkaran önemli bir özelliği. İnşallah bundan yıllar sonra da bu özelliğini bir gelenek haline getirmiş olarak gelecek kuşaklara aktarmış olacaktır. Burada bu faaliyette Alanya'nın tanıtımına katkı sağlayan sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerde elbette ki burada yaşayan bütün hemşehrilerimiz, STK'lar, kaymakamlığımız ve belediyemiz işbirliği içerisinde çalışıyor ve bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi çalışmaya da yine devam edecektir. İşte bu festivalde bu birlikteliğin, birlik ve beraberliğin en önemli çalışmalarından biridir. 3 gün boyunca sürecek olan bu festivale katılım sağlayacak olan bütün yerli ve yabancı misafirlerimize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ve emeği geçen başta Sayın Belediye Başkanımız ve bütün ekibi olmak üzere bütün hemşerilerimize, görev alan herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.